Şimdi yemeklerimizde tabii ki birazdan tatlarına bakacağız. Sıra gelecek ama önce temizlik konuşacağız. Aysel Hanım sizden başlayalım. Nasıl buldunuz hanımefendinin temizliğini? Nimet Hanım'ın temizliğini güzel buldum. Çok bir şeyle karşılaşmadım. En son merdivenle çıktım, dolabın üstüne bakıyordum. Evet, baktım. Yani gayet yerinde temizdi. Yani evi gezdiğinde bu hanımefendi sadece programa katılıyorum, haydi şurayı bir sileyim süpüreyim değil de normal günde de sürekli düzenli. Normal geldi bana, normal geldi evet. Peki, beğendin. Beğendim. Evet bak Aysel'den tam puan aldın. Teşekkürler. Bazen şey diyorlar, ben bu evin sürekli temizlendiğini düşünmüyorum. Programa katıldığı için hemen öyle bir sileyim süpüreyim yapmış diyorlar. Ama sen düzenli olarak iş yaptığını düşünüyorsun. Evet. Peki. Yeşim Hanım siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Ben de evin temizliğini güzel buldum. Sadece gözüme çarpan birkaç bir yer vardı. Nereler? Çünkü mesela kendi evimde de en çok dikkat ettiğim yerlerde sizin baktım. Sizin için önemli olan detaylar galiba oralar. Evet, mutfakta kapının şeyinde toz vardı sadece alt birazcık. Alt çerçevesinde mi? Hani çerçevesinin kenarında hani toz vardı sadece o kadar. Mutfağın camında mı vardı? Yok, nerede? Camda balkon değil. Balkon kapısında. Balkon kapısının önünde hani ama öyle orası abartılacak derecede değildi ama sadece hani görünürdü. Banyoda sadece o çiçekli alanda peçeteyle sildiğimde sadece oradan onu kamerayı da gösterdim. Lavabonun üstündeki peçete sizin miydi? Böyle biraz fondöten mi pas mı arası bir peçete vardı? Ben hiç oraya peçete bırakmadım. Yok, benim de Kadir Bey. Aynı ben de arkadaşın dediğine hani oraya katılıyorum. Oraya baktım ilk. Oradan mı üzerindeki aldın sen? Evet. Çiçekli muşambasını sildim. Evet. Çiçekli muşambasından bayağı böyle sapsarı. Aynen. Kir çıktı. Çıktı. Evet, oradan aynen çıktı. Sapsarı. Evet. Unutmuş olabilirsiniz yani. Ne alaka? Şey, o peçete vardı lavabonun yani üstündeki. Onunla o çiçekli muşambayı sildim. Çiçekli muşambanın üzerindeydi. İstedim Nimet ben de. Hanım. Evet. Oradan hani hatta ben dedim ki hani burası hep göz önünde. Hani çünkü birkaç önce bir yerlere baktım. Peçetede hiçbir şey çıkmadı. Orası öyle gözüme çarptı. Dedim burası zaten göz önündedir. Hani hiçbir şey yoktur. Orayı silince zaten şaşırdım ben de biraz. Onun dışında toz mu vardı? Toz değil. İstik mi vardı? Toz yani olsa öyle çok gözükmez ama hani kir hani peçetede gözükecek kadar vardı yani sadece. Sarı o kadar dediği kadar yok herhalde Ferah Hanım'ın. Sarı değil de bir tık o kadar. Yani onun dışında uzun süredir o kağıdın üstü silinmemiş mi? Hayır, gibi gibi evet öyle söyleyebilirim. Aslında çünkü peçetenin üstü daha öyleydi. Akşam sildik tekrar yani. Peki hani Merah abla sen o sarılığı nereden buldun? Ben de aynı. O siyah dedi de sen sarı dedin. Sarı sarı yani sanki hani böyle yani sap sarı bir toz hani böyle. Yani şu an boyasını hatırlamıyorum ama peçetede gözüken bir şey vardı onu göreceksiniz. Zaten orası derken yapışkanla kapatılmış bir şey. Onu zaten sildiğiniz zaman büyük bir ihtimal boyası çıkmıştır yani. Yani olabilir. Nimet Hanım toz bulduk söyledik. İnat etmeyin yani bu kadar. Bilmiyorum. Yani şey yoktur öyle bir peki şey. Peki Yeşim Hanım temizlikte iddialı bir yarışmacımız bu arada. Kendisi de temizliğine göreceğiz. Bayağı güveniyor. 10 gününde göreceğiz. Tabii peki ki. Yeşim Hanım evinizde burayı kıyasladığınızda daha mı temizsiniz yoksa evet aynı oranda mı diyorsunuz? Bir tık daha temiz olduğumu düşünüyorum. Yeşim Hanım, yeni evli olduğunuz için muhtemelen eviniz daha temizdir. Yeşim Hanım, sizin bu evden daha bir temiz eviniz yoktur. Yeşim Hanım, çok merak ettim evinizin ne kadar temiz olduğunu. Bir tık daha temiz olduğunuzu düşünüyorum. Valla ben kendime güveniyorum ve hiçbir yerde bulamadım dediniz. Mutfakta yok dediniz. Tabii yok, mutfakta yok zaten. Banyoda da, banyoda da bir tek yer söyledim. Banyoda gördüğünüz yerden dolayı mı böyle düşünüyorsunuz o siyahlıktan? Yok hayır, dolayı hani genel olarak yani yani bir de o banyoda görünen yer hani direkt göz önünde olan bir yer. Hani o detayın atlanması sizi rahatsız evet ediyor. Evet hani diyorum ya birkaç yere baktım peçete çok temizdi. Evet. Hani orası göz önünde olan bir yer dedim hani bir de şu, bir şey bulamadım çünkü. Oraya bir de bakayım. Orayı öyle kuru peçeteyle görünce şaşırdım ben hani. Ben oranın tozunu aldım diye. Akşam aldım büyük bir ihtimal o boyanın şeyidir. Çünkü yapışkan olduğu hani, için bilemiyorum çıkmış olabilir yani. Peki Ferah abladan devam edelim. Evet Ferah Hanımcığım kağıdı söylediniz. Boyası da olabilir de, dediniz. Bir de şey de Kadir Bey, kullandığı masanın demirleri onlar da evet hani pas lekesi gibiydi. Pas yani hani pas çıkar ya o şekilde yani. Boyanmış ama biz bunları sizden ablasın sonra temizlik yaptık Kadir Bey'le. Evet. Ve her yerine girdik, temizledik, hiçbir şey yoktu. Bezle yani böyle aralarının üstlerini falan çünkü ben gördüm zaten masanın altına zaten girdiğinizi. Evet. Ama bize gelmedi o acaba sizin peçetenizde mi kaldı evet, bütün? Biraz hafif pas lekesi gibi yani hani sarı yine pas lekesi gibi. Ama pas lekesi her olması ya imkansız masada zaten masanın kendisi sarı yani. Yani işte boyanmış ya sarı demirlerinin. Yani demirlerinden pis toz gibi bir yani şey olması imkansız. Hanımlar biraz abartıyor musunuz? Ev gayet temizdi. Peki camların önü, mermer, petekler, koltuk evet araları onlar nasıldı? O kadar o detaylara girmedim ben. Ha, sen bakmadın mı oralara? Ben baktım. Bakmadım. Sadece temizli masanın altına mı baktın? Hı, masanın altına baktım, banyoya baktım. Bir de mutfakta da şeyler vardı ya hani
mercimek falan vardı ya, kavanozlar. Onların üzerindeki bezleri daha temiz isterdim, beklerdim yani. Tozlu muydu, lekeli yani, miydi? Yani kirli gibiydi bezler. Vallahi ben onları akşam yıkadım, tekrardan gözden geçirdim. Akşam yıkadım. Akşam yıkadım. Yani Riyad'a rengi biraz kaçmıştır. Olabilir yani. Tabii ki kaç senelik yani. Peki. Olabilir. Şunu sormak istiyorum Ferah ablacığım. Evi gezdin, bütün detaylara baktın ya. Şimdi ilerleyen günlerde, mesela bugün dedin ya, ben çok fazla bir yere bakmadım. Sadece masanın ayaklarına baktım. İlerleyen günlerde derine girmeye başlarsan hanımlar diyecekler ki neden ilk gün derine bakmadın? Evleri gezerken aman eşit gez ki ondan sonra yok onun evinde az gezdin, benim evimde çok gezdin. Niye bugün bu kadar çok didikledin? Olmasın. Çünkü genellikle oluyor, bilgin olsun. Evet, sen belki ilk gün diye çok derine bakmadın. Mutfağı temizdi ama. Ha temizdi. Mutfağını beğendim yani. Benim temizdi. İçin peki eve girdiğinde güzel temizdi. Bir hava aldın mı evden? Temiz havası yani, aldın evet, mı? Evet. Temiz koku. Mesela bazı evlere girdiğinizde böyle bir ağır koku. Hani sanki hiç ev havalandırmamış gibi güzel. Ben böyle hani eve girdim, böyle temizlik kokusunu çok severim. Böyle hani deterjan kokacak benim için ev. Peki Kadriye Hanım, siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Ben genel olarak temiz buldum. Salonundan başlayayım. Salonunda bir şey bulamadım. Baktığım yerler oldu. Koltukların aralarında bir şey bulamadım. Sadece Ferah Hanım'ın dediğine katılıyorum. Masanın altında toz buldum. Şimdi Kadriye Hanım dediğim ama gibi sarı işte değil, en az sunta evet. Ama toz dediğiniz daha gösterdim akşam zaten, tekrar. Kameralara da gösterdim. Tüm her yeri dolaştım. Tozdu, sarı değildi. Ama biz Kadir Bey'le dolaştık sizden sonra. Her yeri temizledik. Evet, çıkmadı bezle. Hiçbir yerden. Bir de bir yerine baktım. Hani dolandırmadım peçeteyi. Hayır, bir yerine biz baktım. Her yerine dolaştık. Hiçbir şey çıkmadı Kadir Bey'le. Allah Allah. Şu aralarından ama falan ben gördüm. Aldınız? Büyük bir ihtimalle boyalar gördüm. Çıkmıştır. Yok sarı size. Değildi. Sarı değil mi zaten bunlar? Evet sarı. Yok sarı değil. Tozdu. Nimet Hanım, temizlik yapmışsınız ama bazı yerleri de unutmuşsunuz. Genel olarak temiz buldum mutfak salonunu. Dolap kapakları, buzdolabı, fırını, yani evet, sürekli evde yemek baktım. Yapan bir ev hanımı. Hı-hı. Ona rağmen dolaplarında, aspiratöründe yağ var mıydı? Yok, oralara baktım, yağ yoktu. Sadece petek kısmının mutfağın altında orası toz pas. Vardı. Kadir Bey de baktı sizden sonra. Pastan gördüm, için. O diğer tarafındaydı. Sol taraftaki toz vardı, onu da peteğin gösterdim altında zaten. Mı? İmkansız çünkü ben buraları nasıl yaptıysam evet, oralarda. Evet, tozdu. Fark ettim ve teklerin üstünün hepsinde jelatin var. Evet, Kadir Bey'den gördüm. Sadece alt kısmında çok az buldum. Hani o abartılacak çünkü şekilde sizden değildi. Sonra biz yaptık, hep mutfağını bastım. Da genel anlamda temiz buldum. Teşekkür. Hamarat bir hanım diyor musun evet, temizlik temiz. Konusunda? Peki bu eve temizlik olarak puan verseydin kaç puan verirdin? 5 verirdim. Kadriye Hanım, bu evin temizlik puanı 5 değil, olsa olsa 4 puanlıktır. Kadriye Hanım, sen bu temizliğe 5 veriyorsan benim temizliğime 10 verirsin. Yani senin temizlik konusunda hamarat buldular evet, ilk gün olarak da. Bu arada ilk karşılamasını hanımefendiyi soğuk buldunuz mu ya da heyecanlı mı buldunuz? Ben biraz heyecanlı evet. Ve soğuk buldum. Hani tam bize odaklanamadı. O yüzden Nimet Hanım'la ilk tanışan insanlar hep şey diyorlarmış. Hani çok soğuk hanımefendi, nasıl evet. Anlaşacağız diye. İlk tanışanlar evet. Öyle gelir. Daha çok böyle soğuk gibi dururum ama aslında öyle bir heyecandan, insan değilimdir. Evet, bir de ilk defa kamera şu anda televizyon. Oğluna nişan yapacakmış yeni. Evet, o hazırlıklarda. Geliniyle ilk tanışmışlar. Oğluna ne demiş gelin? Çok soğuk annen. Ben nasıl hani acaba? Beni dediğim gibi demiş soğuk. Yani beni beğenmedi herhalde. Önce hani şey sanmış falan. Beni beğenmediğini düşünmüş kız. Evet evet. Evet ama sonra seninle kaynaştıkça. Tabii canım evet. Sürekli telefonlaşırız konuşuruz. Evet. Bu arada Aysel Hanımcığım sunumu nasıl buldunuz? Masayı nasıl buldunuz? Sunumunu beğendim. Yaşına göre de gayet güzel şatavatlı sunmuş masasını. Yaşına göre kaç derken? Yaşım kaç Aysel Hanım aşk olsun. Benden bir tık büyüksünüz ya o anlamda dedim. Yanlış anlamayın. Masayı çok beğendiniz. Yaşınıza göre iyi dediniz. Ben şok oldum. Bu nasıl bir skandal? Ay ne yapayım ya? Bir an büyük gördüğüm için belki pot kırmış olabilirim. Peki Yeşim Hanım? Benim ruhum geç. Masa güzel. Sade ve şık olmuş. Çok teşekkürler. Güzel beğendim. Teşekkürler. Yüz ifadende bir beğenmişlik göremedim. Sanki evet öyle. Yok masaya nasıl sen bakıyorum aynı zamanda. Mi? Yok beğendim masanızı. Peki Kadriye Hanım siz nasıl buldunuz? Ben de çok beğendim. Peki. Ferah Hanım. Güzel. Hoşunuza güzel. Gitti. İç evet. Açıcı mıdır? Aynen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.